Belki daha az, belki daha fazla onu karnınızda taşıdınız. Onunla bütün oldunuz ve doğum anı geldi çattı. Dünyada ilk doğum yapan kadın siz değilsiniz. Bunu biliyorsunuz ama bilinmeyenler, riskler düşük de olsa beklediğinizden farklı bir doğum yapma olasılığı sizi yiyip bitiriyor. İşte geri sayıma başlayan anne adayları ve doğum aşamasında onları bekleyen zorluklar. İçin yatalı 6 saat olmuştu. Sancılar şiddetli geliyordu. Başlangıçta her şey yolundaydı. Doğum ilerliyordu. Ancak son 2 saattir bazı şeyler ters gidiyor gibiydi. Kuvvetli sancılara rağmen bebeğin pozisyonunda bir değişiklik olmamıştı. Sonunda doktor kararını verdi. Doğum sezeryanla yapılacaktı. Halbuki anne normal doğuma hazırlanmıştı. Zor bir gün olacaktı. Bu sadece hikaye ama gerçekleşebilme şansı olan bir hikaye. Yani her doğumun sezeryanla sonlanma olasılığı var. Hamileliğin son günlerinde en çok merak edilen konu doğumun ne şekilde olacağı. Genelde normal doğum istenir ama şartlar kararları değiştirebilir. Ultrasonografide sezeryan karar verdiren çok az sayıda durum var. Bunlardan bir tanesi bebeğin eşinin önde olması, yani plasentanın bebeği besleyen yapının doğum kanalının tıkanması. Bu tür durumlarda doğum kanalından doğamayacağı için bebek sezeryanla doğum gerçekleşmesi lazım. Bebeğin yan durması veya ters durması, bu ters durması her zaman bir sezeryan nedeni olmasa dahi özellikle ilk gebelikte sezeryan nedeni olabilir. Onun dışında bebeğin çok iri olması, yani 3500 ila 4000 gramın daha üstünde olması veya küçük olması ultrasonografide tespit edilen ve sezeryan nedeni olabilecek olan durumlar. Normal doğum bebeğin başının önde olduğu doğum. Ancak doğumun normal olup olmayacağı bebek doğana kadar kesin olarak kestirilemez. Son anda bile bazı şeyler ters gidebilir. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Yasemin Çakıroğlu'nda mikrofonumuz. Son günleriniz, artık son kontrolleriniz. Nasıl doğum yapacaksınız belli mi? Başından beri normal doğum istiyorum. Bu kendi seçiminiz miydi yoksa şartlar mı öyle gerektirdi? Kendi seçimim, bir problem olmazsa inşallah sonuna kadar kararlıyım. Ve bir diğer anne adayı Çiler Gündüz. O da diğer anne adayından farklı düşünmüyor. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cinsiyetini öğrendiniz mi? Öğrendik. Yaklaşık 2 aydır biliyoruz. Erkek. Peki normal doğum mu yapmayı düşünüyorsunuz, sezaryen mi? Yani normal istiyoruz. Normal istiyoruz. Sebebini sorarsanız hem bebek hem benim için daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ama hani mecbur kalırsak tabii ki sezeryan. Ancak iki anne adayının aksine sezeryana da ilgi her geçen gün artıyor. Sezeryanla doğum, bebeğin annenin karnından uterusu açarak çıkartılması. Bebeğin ve annenin sağlığını tehdit eden her durumda ya da normal yolla doğumun imkansız olduğu durumlarda sezeryan yapılıyor. Her koşul normal doğum için uygun ama anne adayı sezeryanla doğuracağım diye tutturuyor. Böyle durumlarla karşılaşıyor musunuz? Çok sık karşılaşıyoruz. Bu tabii bizim çok sık olarak tartıştığımız bir konu. Yani anne adaylarının isteğine bağlı doğum şekli belirlenebilir mi diye. Bence belirlenebilmeli. Çünkü sonuçta anne adayı eğer normal doğum yapmak istemiyorsa, bundan korkuyorsa, vücudu kendisine ait, bedeni kendisine ait ve tıp da şu anda böyle bir olanak sunduğu için anne adayının bu isteği kabul edilmeli diye düşünüyorum. Sezeryen ameliyatı dünyanın bildiği en eski ameliyatlardan. Tıbbın ve teknolojinin ilerlemesiyle ameliyat tekniği çok gelişmiş durumda. Normal koşullarda ameliyat 45 dakika sürüyor. Bebek ameliyat başladıktan yaklaşık 10 dakika sonra çıkarılıyor. Neden son dönemlerde bu kadar moda oldu sezeryan? Özel hekimlikte anne adayının tek sorumlusu ve bebeğin de tek sorumlusu tek doktor. Bir doktor sadece. Sezaryen sonrası dikiş bölgesindeki sancılar 3-4 gün devam ediyor ve annenin hareketlerini ve emzirmesini güçleştiriyor. Bu şekilde sezaryenle doğum yapanlarda anne ölüm oranı normal doğuma göre 3-4 kat fazla. Uzmanlar kararı anneye bırakıyor ama normal doğumu her zaman destekliyorlar.